Herkese merhaba, ben psikolog Dilara Güner, çift ve aile terapistiyim. Bugün sizlere çocuklarınızı cinsel istismara karşı nasıl koruyabilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle çocuklarınızı bu konuda bilgilendirmeniz önemli ve cinsel amaçlı ve sevgi amaçlı yaklaşımları açıklamak önemli olacak. Ben size şimdi yaş yaş nasıl bunu açıklayabilirsiniz, nasıl anlatabilirsiniz onu anlatıyor olacağım. Öncelikle bir yaşından itibaren çocukların beden algısını anlaması ve güvenliğini sağlamak için onun vücut bölgelerini tek tek isimlendirerek, göstererek anlatmakta fayda var. Örneğin bu senin başın, gözlerin, ağzın, göğüslerin, kolların, bacakların, özel bölgelerin gibi göstererek beden algısını geliştirebilirsiniz. Ve çocuğunuzun bedeninin ona ait olduğunu ve çok özel olduğunu belirtebilirsiniz. Ayrıca sevgi amaçlı yaklaşımları göstermek de burada faydalı olur. Mesela işte el tutmak, yanaktan öpmek, sarılmak, başı ya da sırtı böyle hafifçe okşamak, bunların sevgi yaklaşımları olduğunu göstererek de söyleyebilirsiniz. 3 yaşından itibaren ise cinsel amaçlı yaklaşımları, yani dokunuşları ve sevgi amaçlı dokunuşları ayırt edebilmelerine yardımcı olmak gerekiyor. Bunun için de görevinizin onlara bakmak, onları sevmek, onlarla oynamak olduğunu ve tehlikeye karşı onları korumak olduğunu söyleyebilirsiniz. Cinsel bölgelere dokunmanın, yani başkasının onların cinsel bölgesine dokunmasının yanlış olduğunu belirtebilirsiniz. Eğer birisi bedenine yanlış bir şey yaparsa hemen gelip size anlatması gerektiğini söyleyebilirsiniz. 5 yaşından itibaren ise cinsel amaçlı davranışları birazcık açıklamaya başlayabilirsiniz 5 yaş ve üstünde. Biliyorum hani bu biraz zor geliyor da olabilir. Fakat bunu belirtmekte fayda var. Cinsel içerikli işte konuşmaların, şakalaşmaların, laf atmaların, çıplak fotoğraflara bakmaların veya göstermelerin, çıplak fotoğrafları çekmenin, cinsel organları teşhir etmenin, cinsel organlara işte sürtmenin, öpmenin, ovmanın, cinsel ilişkinin, bunların aslında cinsel amaçlı davranışlar olduğunu anlatmanızda fayda var. Aile üyelerinin, işte akrabaların, komşuların, öğretmenlerin ve diğer büyüklerin işte çocuklara yönelik eğer bir cinsel içerikli davranışta bulunurlarsa bunların aslında kurallara aykırı olduğunu söylemeniz ve bunun büyük bir suç olduğunu bilmeleri lazım. Tanısalar da tanımasalar da herhangi birini onlara işte korkutarak, tehdit ederek, kandırarak, işte ödül veya hediyeler vererek cinsel amaçla yaklaşmalarının ve sonrasında da bu suçun bir sır olarak kalmasını istemelerinin aslında bir cinsel istismar olduğunu vurgulamanız önemli. Bedenleri ve birinin cinsel davranışlarına dair bilgilerin aslında hiçbir zaman sır olarak kalmaması gerektiğini de söylemeniz lazım. Cinsel bölgelerine kimsenin bakmasına, dokunmasına, onun hakkında konuşmasına izin vermemesi gerektiğini, eğer ki cinsel amaçlı bir girişim karşılaşırsa bağırması, direnmesi ve kaçması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Kendilerini istismar etmeye çalışan kişileri güvendikleri birine ihbar etmeleri, yani haber vermeleri gerektiğini ve kendilerine inanılıncaya kadar da farklı farklı kişilere bunu söylemeleri gerektiğini de söylemelisiniz. Ayrıca çocuklarımız internet çağındayız ve interneti kullanmaya başladıkları için internet üzerinden kimseye de ev adresleri, telefon numaraları veya özel fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Çocuklarımızı cinsel istismara karşı korumak biz yetişkinlerin görevi. Siz de bu şekilde bilgilendirmeler yaparak onları koruyabilirsiniz.